toprağa günah var böyle şimdi. İmam mı şimdi yol koyup koyuyor? Yok ki köşeden etiket ötkendim. Eğer günahkar deyip karar kabul kovasaydı ki yenge savalıyız. Günahkar bulmasa onda ki yenge savalı orun kalıydı. Şimdi Kur'an, ayet var. Eğer Kur'an okulsa, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ degen. Oturvalış bizde adet. Oturvalış yok. Eşitiş gerek. İnsat degeni tek duruş gerek. Başka mevzulgi halka meslek gerek degen. Kur'an'ın ahemiyeti şu. Rab Celle ve Allah'ın sözü barcaydı. Başka adam gap koşsa bu miydi? Bu doğru. Lekin Kur'an'dan şu kadar uzaklaştık ki biz Kur'an'ı fakat kaysa bir orullarda okuladığı narsa de boylap kaldık değil mi? Hani Mısır'da damla bu geldi. Mısır'da Nasrani taksisleyen Kur'an koyuvaladı. Nasrani ile. Koçada bazarlarda Kur'an. Bazarda Kur'an koyuyordu. Şuna kadar mı? Bazarlarda hem Kur'an koyuyordu. Hatta şuna kadar fatvalar var. Kur'an'ı secde ayetini doğrudan doğru eşitse sizden secde ayetini eşitse ben gidip olayım, secde vacip olayım. Doğru mu? Secde vacip olayım, secde kılışım gereği. Lakin magnetofondan eşitse secde vacip olayım dese fukahalar yok deydi. Birinciden, ne demek dese aks bu. Bizim barca fikh kitaplarımızda aks aslında ifade kımaydı deydi. Aks da o. Siz mübaşaratan bir adamdan eşitme yapsız. Tasmen eşitme yapsız. Bunun misali o şey tağdaki aks sadağı kıyas kılışken. Aks sadağını secdesi vacip bu miydi? Tutukuşke secde ayetini okutup koyduyuz. O mükellefmez. Tutukuştan eşitseyiz secde vacip bu miydi? Ve deydi, zarureten deydi. Çünkü hazır bütün millet Kur'an okuydu. Eğer bunu çeker alasak, onu çeker alasak, onu ona kıksak. Ne var böyle de? Başka nasıl işledi adamlar? Hazır şikayet kıptır o deyiz. Hazır. Uşuna kabul edin. Milli narsalar koyulmasa, naadati narsa köpeyip kete dedi deyiz. Doğru mu? Kur'an koyulmasa, Kur'an'ın adamların kulağını örgütmesek, bu miydi? Ha, günahkarlık meselesi halgi manada. İtibarsızlık. Bilen Kur'an okulu yaptı, yaklaşık otursa bir hude yaptı. Kur'an okulu yaptı, Kur'an'ın alakası bu megen, umumen faydası yok yaptı, yaklaşık günahkar bu. Lekin onu okuyan günahkar bu miydi? Okuyan, o yüzden adatı şu teklifini klişe yaptı ulamalara. Cuma günü de Kehf suresini okusana mı böyledi? Okumaslık kimi? Okulardı aldın, okusana mı böyledi? Bu miydi? Her kıl gap söz. Lekin ben bir uzun bir gapım ulamalarını gapını sırası da dedi dava kımıyım ben. Lekin ulamalarını gapıdan mülahaza kılıp öyle ayet etmem ki işitile vursun Kur'an. Kupeysin. Taksiye oturgen de Kur'an işitilsin. Masjidde aldan ötüp ötüken de Kur'an işitilsin. İşitilsin diye yapsız bu milli kanalda koysun diye yapsız. Doğru mu? Ananevi milli koşuklarımız işitilsin diye yapsız. Biz Kur'an işitilsin dedik. Hadis işitilsin. Bir madde düşünmez, iki madde düşünmez. Adeti bu kesin. Adırız şunda kam kem azı. Şunda kam kem. Bana hatta siz yaşı uluğ kekse biz ustazlarını görgeniz. Tabarlık insansınız. Kur'an gücüde hürmet balant bu gen. Hatta şu derecede balant hürmet kupayıp gitken ki bir tamamdan karasayız mübalağa derece götüp gitken. Mesela azan ayetleri yaptı mescitte. Hayya ala salah namazga şaşırın lor diye yaptı adamla oturuvalardı. Azanını hürmet edip. O yüzden namaz kel diye yaptı. Keliyle oturma diye kel diye yaptı. Namazga, namazga diye yaptı. Sizin mülahazıyızdan doğru. Kur'an'ın itibarından, Kur'an'ın hürmet kılış itibarından. Elbette Kur'an'ın hürmeti birinci onu da oturadı. Yakında bir savalam çıktı. Taksiyede yürüse deydi, Kur'an'ı kop koysun, mikrofon ayağını tek edek, kelam kes. İşse böyle deme. Kur'an'ı işitmezlik için hareket deyin de. Kana kılıp onu biz kelam kesin tepe kop koyamız. Kılamayız ki, maşinlerini biz çıkarmayız. Özümüz bir işlep çıkarış kısa geken, kelam kelam tepe koysa geken, Kur'an işitir dedi. Özümüz kılamayız, daim bravo sanatın içindemiz. Lekin Kur'an'ımızı işte vuruş gerek. Zaruretler tubayhül mahdurat. Bu zaruret deyip öyleydi de köpçülük hanım. Kur'an zaruret akır. Kur'an'ı eşitip Kur'an'lığını bilmeyen kaç adam var? Neyle eşitsin? İşte vursun deyi deyindi. Ulamalar ne ustazlarımız ne dedi bilmedim. Maşına kadar değişen köpürak. Onu itibarda... Vergenin sebebi, şimdi Ali Kur'an'ın bugün hürmet
Şeyip kalmaz mı kimde? Targ'ı bilen, onu hormatta targ'ı bilen kılınsa yakşı da. Şu noktaya ne? Bu anı tohtatış bilenmez, Kur'an'ı tohtatış bilenmez, adamlaki targ'ı kılıçlığı bilen. Yani Kur'an okulu yaptı, içtikten ayet var. Çalgın bakın deyiş, adamlaki müracaat bilen yakşı. Bu maçta tohtat Kur'an'ı degenden göre. Ya taşkarıga iş degan ma'no. Ya men misol tariqasida iş keltirdim. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mm-hmm.
şeytan bil. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْبَعِيدَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ بِالْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sadakallahu alazim ve sadaka rasuluhun nebiyyun kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün barchalarimiz uchun qadirdon bo'lgan bir xonadonning xursandchiligi munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Bu xursandchilik nafaqat bir xonadonning, balki butun islom ummatining xursandchiliklaridan biri hisoblanadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetini bir cesetke okşattılar. Cesetinin hursançiliği cesetinin hammasiga şamil. Cesetteki ağırlık hammasiga tegishli. Bir joyimiz ağırıp dursa qolgan joy bedor bo'ladi o'sha ağırlıkni sababidan. Allah subhanahu wa ta'ala bu birodarimizni xursandchiligidagi bizning ham xursandchiligimizni o'zi qabul qilsin va oila, yangi qurilajak oilani boshqa musulmonlarga namunali bo'lgan oilalardan bo'lishligini nasib qilsin. Ukamiz, birodarimiz hozirgi kunda Qur'on xizmatidagi birodarlarimizdan Azon TV'de hazır Kur'an müsabakaları online tarzda ketyapti. Zaynuddin Qori rahimahullohni xotirasiga bag'ishlab Kur'an müsabakası bo'lyapti. Şu müsabakanın tashkilotchilaridan, oboruvchilaridan ve Kur'an xizmatidagi insan. Hazır Kur'an tilovatini qilgan ukamiz, o'zimizning birodarimiz Yo'ldoshxon Qori. U kishi ham Kur'onning xizmatida umr o'tkazayotgan insan. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining kalomini muhofazasi to'g'risida Qur'oni Karimning o'zida keskin oyat nozil qilgan. Bu yuqori tondagi gap, ya'ni oddiy odam ayta olmaydigan gap. Agar Qur'on bandalar tarafidan yozilgan kitob bo'lganda edi, bu da'voni inson qila olmasdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Hicr surasida aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim." İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Biz zikrini özümüz nazil kıldık. Mana şu ayette 5'te ta'kid var. 5 marta ta'kid kılıp anık, elbette bundan başka gap yok degen gaplar var. Zikrini özümüz nazil kıldık ve onu özümüz muhafaza kılamız deyipti. Lahafizun Arap dilini bilgeler biledi. Bu mudavamatını bildiredi. Bu joyda da'vo bor. Birortang Qur'onga daxil qila olmaysan, kuching yetmaydi degan gap bor. Qur'onni Alloh subhanahu va taolo muhofaza qilamiz dedi. Muhofaza qilishlikda jam, ko'plik sig'ada aytdi. Buni arab istilohida, umuman lug'at iste'molida jam, ko'plik ta'zimni bildiradi. Bir ma'nosi ulug'likka dalolat.
Alloh subhanahu va taolo o'zining azamatiga dalolat qilib, biz o'zimiz muhofaza qilamiz buni dedi. Va Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimada Qur'on asos, mufassirlarning aksari Qur'on deganda, lekin Qur'on va sunnatga asoslangan shariatni ham o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo islomni muhofaza qilishligini zimmasiga oldi. Lekin Alloh subhanahu va taolo Zulqarnayn qissasini zikr qilganda, Zulqarnaynni yer yuzida bir qancha imkoniyatlarga ega shaxs qilganligini aytgan. Inna makkanna lahu fil ard va ja'alnahu va atayna min kulli shay'in sababa fa'atba' sababa degan. Ya'ni Zulqarnaynning imkoniyatlari o'ta yuksak darajada bo'lishidan qat'iy nazar uni sabablar dunyosiga bo'ysundirib qo'yganligini aytgan. Fa'atba'a sababa. Zulqarnaynning kuch quvvati sabablarni topganligida. Uni quvvatli qilgan, imkoniyat bergan Alloh. Alloh subhanahu va taolo uni sabablar dunyosiga yo'naltirib qo'ydi. Fa'atba'a sababa. Sababga yo'nalgani uchun kuch, qudratni egasi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni muhofaza qilishligini zimmasiga olar ekan, o'sha sabab dunyosini hayotda ham ko'rsatib qo'ydi. Qur'onga xizmat qiladigan o'zining rijollarini qiyomatga qadar uzmasligini va'dasini berdi. Bu Qur'ondagi bu oyatning yana bir ma'nosi shu. Ulamolar Qur'onga qilgan xizmatini Alloh subhanahu va taolo o'zining muhofazasining sabablari sifatida ko'rsatdi. Alloh taolo sababga muhtoj emas. Biz muhtojmiz. Biz Qur'onni muhofaza qilamiz deganda, bu Qur'onning xizmati uchun labbay degan odamlarni Alloh subhanahu va taolo qadrini ko'taradi. Bu oyatning bir ma'nosi yana shu. Qur'onga qilingan xizmat insoniyat tarixida bugun ziyolimiz, peshqadammiz, dunyo intellektual kuchiga biz egamiz degan odamlar aqliga kelmagan davrlarda hozir ham eplay olmayotgan uslubni 1400 yil oldin sahobalar amalga oshirdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onning ilk oyati nozil bo'lib, oxirgi oyat nozil bugunga qadar o'zlarini atroflarida kotiblar saylardilar, ularga yozdirardilar. Nabiy alayhi salatu vasallamdan eshitilgan Qur'onning bizgacha yetib kelgan san'at tariqasi og'izma-og'iz kitob keyin bo'ldi. Rasmiy Qur'on u rasmiy Qur'on u. Qo'limizdagi mushaf asl Qur'onning rasmi. Asl Qur'on mana bunga o'xshagan qorularning silsilasi bilan keldi. Alloh taolo ana shu silsilani biz deb zikr qilgan. Va Qur'onning muhofazasidagi Allohning rahmatiga dohil bo'lgan, noyil bo'lgan odamlarga bu vazifani topshirdi. Va bu vazifani a'lo darajada musulmonlar ado qildi. Tirik Qur'onlar yetishib chiqdi. Hozirgacha men bu qorini yaxshi bilaman, bu qorini ustozini yaxshi bilaman. Buni ustozlarini sanadi Rasulullohga boradi. Hozir o'qilgan qiroatni Rasulullohdan eshitgandek eshitdik biz. Qiroat shu darajada kelgan, bu tariqa shu darajada kelgan. Qur'onga hujum qilaman degan odam mushafni olib, mushafga nimadir qilishga urinishi mumkin, lekin haba'an mansura qilgan ishi botil, chang, to'zon, hech narsaga arzimaydi. Qorilar bir kunda Qur'onni qaytadan o'rniga to'g'rilab qo'yadi. Qur'onga qilingan xizmat Allohning rahmatiga noyil bo'lish. Sen Alloh nazdida qaysi maqomda ekanligingni bilmoqchi bo'lsang, hozir nima ish bilan shug'ullantirib qo'yganiga qara. Qur'onga xizmat qilgan odamdan ulug' maqomli odam bo'lishi mumkin emas. Robbi taoloni kalomiga xizmat qilish eng katta xizmat u. Khoyrukum man ta'allama al-Qur'an va 'allama. Sizlarning eng yaxshinglar Qur'on ta'lim olib, Qur'on ta'lim berganinglar dedilar. Qur'onni ta'lim olib Qur'onni ta'lim berishdan ustun amal yo'q yer yuzida. Ba'zilar aytadiki, nimaga diniy ilmni tiqishtiraverasizlar sizlar? Dunyoviy ilm nima bo'ladi? Ha, Qur'on o'rgatadi dunyoviy ilmlarni qanday o'qish kerakligini.
Dünyaviy ilimler ham insonga o'ta muhim ekanligini Qur'on o'qigan ulamolar aytadi. Boshqa odam ayta olmaydi buni. Dini diyonati, Allohdan qo'rquvi, iymoni taqozo qilmagan odam ilim o'qir ekan, dunyo ilimlarini o'zlashtirganda insonning boshiga balo qiladi u ilmni. Bugungi tarqatilayotgan viruslar, atom bombasidan qo'rqilayotgan xavotirlar, virus tahlikalari barchasi Allohni tanimagan odamlar tomonidan kashf qilingan ilmning balosi bu. Allohni tanigan odam ilm o'qiganda insonga manfaat beradi. Bu quruq da'vo emas. Quruq da'vo emas bu. Tarixda isbotini topgan da'vo. 9, 10, 11, 12, 13 asrlar. Renessans davri. Bütün dünyanı oyoqqa turguzgan qorun davr. Musulmonlarning davri. Baytul Hikmani markaz qilib olishib, bütün dünyanı kitobga to'ldirib olishdi. Kecha bir kishi men bilan bahslashyapti qonunchilik masalasida. Men qonunshunos emasman-da, lekin tarixiy manbalardan va o'zlarining da'vo iddaolaridan, o'zlarining e'tiroflaridan, kitoblardan ko'rsatib aytib beraman. Leo Sadio degan fransuz huquqshunosi bor. Huquqshunos u. Fransiyaning qonunshunosligi Napoleon Bonaparte'ning qonunshunosligi Malikiy mazhabining muvattosidan olingan. Halilning matni Dardirning sharhidan olingan. Kopiya past qilingan deyapti. O'zbek bu musulmon odam emas bu. Fransuz. Bu o'zi e'tirof qilyapti. Dunyodagi qonunshunoslikning deyarli barchasi Yevropadagi eng kuchli davlatlardagi asos islom asosi, islom qonunchiligi. Desam bu qonunchilik Rimda bo'lgan, eski Afina davrlarida bo'lgan. Tamam. Uni ham islom inkor qilmaydi. Islom insoniyatga manfaatli bo'lgan masalalarda shariatga zid bo'lmagan har qanday narsani oladi, foydalanadi, qabul qiladi. Shar'u man qablana shar'ullana. Xandaq g'azotida payg'ambar alayhi sallatu vasallam forslarning taktikasini olib islomga tatbiq qildilar. Hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Nimaga fors majusiylarning taktikasini olyapsan deya olmaydi. Foydasi bormi qabul qilaveradi islom. Ha, Rim o'sha Afina qonunlarini bugun bizga yetib kelishligidagi o'rtadagi silsila Baytul Hikmadan o'tadi. Baytul Hikmada bitta kitobning tarjimasi og'irligida tillo bergan ma'mun. Kitobni tarjima qilas, qadimgi qo'lyozmani olas, tarjima qilib topshirasiz. Bir tomoniga tillo, bir tomoniga kitobni og'irligini qo'yadi. Tilloni olas. Arastuni biz shu orqali taniyapmiz. Arablar Yunon eski Ibroniy tillaridan tarjima qilib arab tiliga. Endi arab tilidan ingliz, fransuz, nemis tiliga tarjima qilib ular foydalandi. Foydalandi. Islom buning asosi hisoblanadi. Men shu misolni keltirganda doim shuni aytib ketyapman. Achinarli holat. İmamlarımız, Müslümanlarımız dünya ve dini meselelerini acıratmasından örgengen davurlarda dünyanın ustazı buluşken. Aldın Kur'an'ını okup, keyin dünyavi ilimle acıratamız demegen ular. Kur'an ularga dünyavi ilimnin ahamiyyetini örgatken. Kur'an'ın kayeri de Allah subhanahu wa ta'ala kasam içken bolsa, uşanın ortada dünyavi ilimge targıb var. Vattini ve zeytun. Nimaga kasam içiyipti? Tinda nima alomat bor? Zaytunda nima alomat bor? Ikkalasini qo'shganda nima alomat bor? Nima bor bularda? Alloh subhanahu va taolo behuda ichayotgani qasammi bu joyda? Alloh subhanahu va taolo dunyo sababiy hayotiga, koinotga bir qancha o'rinlarda nazar soldiradi. Qaranglar deydi. Qaranglar deydi. Insonning iymoniga xitob qilar ekan, uning yonida koinotni zikr qiladi. Ularning barchasi inson dunyoda e'tiqodini mustahkam qilaroq sababga ergashishligini taqozo qiladi. Qur'on buni o'rgatadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan musnadlarida hadisda aytadilarki, ilm talabida yurgan odamlarga farishtalar qanotlarini yozib turadi. İlim talabida yurgan talibi ilimga
farishtalar qanotini yozib turadi. Va o'sha talabaga hatto dengizdagi baliqlar ham istig'for aytadi. Dengizdagi baliqning Qur'on o'qiyotgan, hadis o'rganayotgan, islomni ta'limini o'rganayotgan odamga istig'for aytishining sababi nima? Nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor dengizdagi baliq bilan madrasada o'tirgan talabaning? Ulamolar aytadiki, talaba ilm o'qir ekan, Qur'on o'rganar ekan, hadis o'rganar ekan, ko'chaga chiqqan paytida odamlarga zulmning harom ekanligini o'rgatadi. Nohaq odam o'ldirishlikni, nohaq jonzotlarga azor berishlikni, gunoh ekanligini o'rgatadi. Odamlarga adolatni, rahimni, shafqatni tarqatadi. Buni dengizdagi baliq biladi. Talabalar ko'paysa, ulamolar ko'payadi. Ulamolar ko'paysa, dengizdagi baliqlarga ham zulm qilinmaydi. O'shaning uchun talabaning haqqiga dengizdagi baliq istig'for aytadi. Qur'oni Karimning muhofazasidagi xizmat dunyo tarixida bo'lmagan. Dunyo tarixida bo'lmagan. Germaniya qonunchiligida umumiy manfaatlar degan usul bor. Umumiy manfaatlar. O'sha umumiy manfaatlar usuli hidoyadan olingan. Marg'iloniyning hidoyasida umumiy manfaatlarda birlashish Shofiiy mazhabi, Hanbali mazhabi, Maliki mazhabi, Hanafi mazhabida umumiy manfaatlarda birlashish manfaatning manfaatliroq, foydaliroq jihatida mazhabni tarjih qilib ketish usuli bor. Buni biz hozir hidoyani o'qiy olmaymiz. Lekin boshqa mamlakatlar, boshqa kuchli davlatlar bugun kuchli deyilsa, ta'bir joiz bo'lsa, bizning kitoblarimizdan foydalanyapti. Men achinarli deganim, menga alam qilayotgan jihati, kecha bir joyda reklama ko'rib qoldim, bir hafta 10 bir oy oldi. Sizlarga chiroyli uylar taqdim qilamiz. Firmani nomini Alfraganus deb yozib qo'yibdi. Biz o'sha Alfraganusni ajdodimiz deymiz. Biz uni avlodlarimiz. O'zimizni bobomizni nomini Fransiyaga olib Alfraganus qilib qaytib olib kelib bizga boshqa nom aytishyapti. U Farg'oniy u. Al-Farg'oniyni Alfraganus deb taqdim qilyapmiz millati ichida. Bu nimani bildiradi? Taqlidni bildiradi. Doim taqlid qilgan odam o'zining bir pog'ona orqada ekanligini tan olgan odam hisoblanadi. Nimaga biz orqada qolishimiz kerak? Nimaga biz o'zimizni nomimizni qo'ya olmaymiz? Chunki biz manbalarimizni zoya qilib qo'ydik. Lekin Alloh subhanahu va taoloning oyatidagi qahramonlar bu millat ichidan zoyil bo'lmaydi. Biz agar o'zimizni o'nglab bu jamoaga labbay deb xizmatga qoyim bo'lmasakamiz, o'rnimizga Alloh taolo boshqalarni kirgizaveradi. Bu bugungi majlisimizda shu xizmatning bir tomonini yelkasiga olib harakat qilayotgan birodarlarimiz qilayotgan harakatlaridagi qadamlarni sobit qilsin. Bu majlisga o'tirgan amakalarimiz bu joyda ko'zimizni quvontirib ustozlarimizni yaqin birodarlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga ilti kech xizmat qilgan hojakalarimiz turibdilar. Bularni oldida biz biroz xijolat qilib gapiryapmiz. Ajoyib fazillar qilar bular. Tegmaydi ham. Ya hozir javob beraman. Ya javob beraman. Rahmat. Abdulla qori o'tib ketdi, xudo rahmat. Hozir beraman. Deyman, men o'tirman, hazrat o'tirdi, Abdulla qori o'tirdi. Men hozir hozirdan shikoyatim bor. Mana boshlayapti. Yaxshi bo'ldi, to'p kiyilmaydi, deyman. Nima dedi hozir men hozir? Ya to'g'risin, men to'p kiyish kerak, to'g'rimi? Sraz aytayotgandi. Siz bilmaysiz, buni orqachimiz yerda to'pisi bor, kerak paytda kiyib olasiz. Hayotda bilgan ham bilardi. Juda farosatlari baland edi. Mana shuncha bir yarim bo'lgan bo'lsam, safarda ham, boshqada ham, hammada buni hozir ko'rdim. Shu osmon siratlari, sunnatlari shunday. Kirishlar ham, muomalalar ham. Alloh rahmat qilsin. Bo'ldi.
Kahvaltı ben gelirim. Gelirim. Şakirin gelir. Onun için bunu. Onun. Adalar ötkeller, buğular ötkeller, buğular ötkeller. Bu mesela bir dasturxonga duo qilamiz. Keyin qora akamdan iltimos qilamiz bir Qur'on o'qib bersalar, keyin umumiy duoni qilamiz. Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkihha anta khayru man zakkaha. أنت وليها ومولاها وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ها قرأ كاب الله كبير سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم
Kursançılıkta cemlengen biraderlerimizle kul katarıp özünden soraydıgan dualarımızı icabat kılgın, niyetlerimizle özün razı boladıgan amellerge burukuygin ve uşa niyetlerimizle amelge aşışlıgı da biz oylegenden göre afzalını birgin. Yenge hanedanlı Allah subhanahu wa ta'ala
ibratli namunali xonadonlardan bo'lishlarini nasib qilgin. Yozilingan dasturxonlar, aytilingan masalalar, o'qilingan tilovatlardan xato nuqsonlarimizni afu qil. Qabul qilingan amallar qatorida qabul qil. Bu amallarning ajri, mukofoti, savobidan xonadondan o'tib ketgan, qo'l ko'tarib turgan birodarlarimizdan o'tib, duo umidida yotganlarga baxshida qildik. O'zing ularni xushnud qilgin. Bizlarni amallarimizdan ularni quvontirgin. Bizlarni ularni quvontiradigan amallarda qadamlarimizni sobit qilgin. Kalomingga xizmat qilishimizni nasib qilgin. Kalomingga xizmat qilgan baxtiyor bandalardan safida bo'lishimizni nasib qilgin. Dunyoda gavhari iymonimizni salomat saqlab o'tib olishligimizga ko'makchi bo'lgin. Qiyomat kunida Nabiy muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xalqalarida tirilishligimizni nasib qilgin. U zotning qo'shnilari bo'lishligimiz, ham suhbatlari bo'lishimizni, Firdavsul a'loda yuzma-yuz mutaqobil o'tirishimizni nasib qilgin. Bu xayri ihsonga xizmat qilgan opa-singillarimiz pishir kuydir qilgan bularning barchalarini xizmatlarini qabul qil. Yaxshilikka xizmatlar qatorida Xudoy taolo o'zing ularni ham sherik qil. Barchalarimizni o'zing rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilgin. Va sallallohu va sallam ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va rahmatullohi. Yaxshi. Yonimizda ustozimiz, mubashir domla borlar, bu yoqda ham Qur'onga xizmat qilayotgan jamoalar. Alloh taolo qilayotgan ishimizni ahamiyatini eslatib turishimiz kerak bir-birimizga. Allohning nazdida qilayotgan ishimiz naqadar ulug'ligini bilishimiz kerak. Shunda u narsani arzon matoga sotib qo'ymaymiz. Qur'onga xizmat qiyomatgacha davom etadi. Qur'onga xizmat o'sha yuqoridagi aytilgan oyatning inkosi, ya'ni tashqaridagi ko'rinishi qiyomatgacha mana shu jamoa orqali davom etadi. Bir paytlar qorilardan 70 ta sahobani aldab bizga din o'rgating deb chaqirishib, yarim yo'lda qatl qilishgan qorilarni. Shunda tashvish qilib Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'ga taklif qilganlar. Qur'onni rasmga tushirib qo'ymasak bo'lmaydi. Qorilar yo'q bo'lib ketyapti oramizda. Ertaga nima bo'ladi deb tashvish qilganlar. Va bir qancha urunishlar bilan Qur'on keyin rasmiy holga keltirilgan. Eng oxirgi rasmiy holati Hazrati Usmon radhiyallohu anhu'ning ishlari bilan. Ulumul Qur'onda bunga ancha bahs ajratadi. Qur'onning rasmiy doirasiga ham qilinayotgan xizmat inshaalloh shu doiradagi xizmatlardan. Alloh taolo bu bo'lajak yangi oilani Qur'on xodimlaridan bo'lishini nasib qilsin. Yangi kelayotgan bu xonadonga mehmon va bu xonadonga qarindoshlik rishtalarini bog'layotgan kelinimizni qadamlarini qutlug' qilsin, barakotli qilsin. Ulardan Qur'on xodimlari chiqishligini o'zi nasib qilsin. Qiyomatga qadar bu xizmatni yelkama yelka turib olib boradiganlarni Alloh taolo o'zi qo'llab-quvvatlasin. Va bu din doirasida Allohning rahmatiga noil bo'lishlik barchamizga o'zi nasib qilsin. Endi bizdan haqlariga duo umid qilganlar, shuning uchun duoni qilib bersangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, suhbatning yakunida xonadon haqlariga duo qilamiz. Chunki ko'zlangan maqsadam shu. Va majlisimizni shu orqali keyin yakuniga yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana shu'unana kullah va la takilna ila anfusina tarfata ayn. Parvardigora, bu 2 yoshni oralaridagi nikoh aloqasini barakotli qilgin. O'rtalarini iymoniy muhabbat bilan jamlagin. Bulardan o'zing rozi bo'ladigan, diningga, musulmonlarga xizmat qiladigan solih, soliha zurriyatlarni o'zing barakotini bergin.
Başka Müslümanlar üçün namuneli ailelerden buluşluğunu nasip kılgın. Barchalarımızni shunaqangi güzel hizmetlerde kadamlarımızı sabit kılgın. İslam ümmetinin kalbini ülfat kılgın. Bir-birlarimizga mehr muhabbat bilan yuzlanishimizni nasib qilgin. Qalblarimizdagi g'illi g'ashlarimizga o'zing barham bergin. Islom ummatining tafriqalarini Alloh subhanahu va taolo o'zing nihoyalagin. Kalimamizni jam qilgin, jamoatimizni jips qilgin. Oramizga shaytonni kirishligidan o'zing bizlarni asragin. Islomga muxolif bo'lgan, dushmanlik qilayotganlarning qalblarini tafriqa qil. Ularning kalimalarini birlashtirma. Fitnalarını özleriye, boşlarına bala kıl. Barçalarımızını, eğer boşlarımızı fitne kelerigen bulsa, gayrı maftullardan kıgın. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir rahmetike ya Muhammed ve ahmet. Selamun aleyküm ve rahmetullah.